Tekrar geldim. Herkese güzel pazarlar. Kavuştuk, koronayı atlattık, yeni seneye girdik. O zaman 2021 girişi için benden ne beklersiniz? Tabii ki de ki bir heat workout, hem de yeni başlayanlar için çivi gibi bir antrenman olacak. Bana da çok iyi olacak çünkü koronadan sonra ben de yoğun tempoma dönmüş değilim. Ama sizle beraber ben de terleyeceğim. Havlular, metler ve kendiniz gelsin, ekran karşısında buluşalım. Hadi bakalım. Yerlerimizi aldık. İstediğim şey gene 10 hareket var. 40 saniye terleyeceğiz. 20 saniye dinleniyoruz hareketler arasında. Ve iyiyseniz ikinci veya üçüncü turda da sizi görmek istiyorum mat üzerinde. İlk 4 harekette ayaktayız. Ondan sonrasında mete ve tekrar ayakta bitireceğiz antrenmanı. Hadi bakalım. Squat'la başlayacağız. Kronometremi çalıştırıyorum. Şu suyumu da alayım bir saniye. Geri geldim. Kronometreler hazırlansın. 40 saniyeye start. Ve başladım. Omuz aralığında ayaklarım çöküyorum. Ve kalkarken nefes veriyorum. Dizlerinizin konumlandırılması önemli. Karın içeride, yandan da göstermek istiyorum. Tam 90'a kadar iniyorum. Burada biraz bekliyorum. Şuradan da çekelim. Açılar iyi mi Selin? Parmak uçlarınızla dizleriniz aynı yeri göstermeli. Eğer bu squat size kolay geliyorsa jump'lı da olabilir. Size bırakıyorum. Ellerle senkron devam etsin ve dinleniyorum. Yani hareketlerin bir başlangıç seviyesi, bir orta ve de ileri seviyesi vardır her zaman. Şunu da çıkartayım. Seviyenize göre modifiye edebilirsiniz. Curtsy lunge'la devam edeceğim. Bir adım geldim. Bıdı bıdı bıdı. İyi misiniz? Hadi bakalım. Hop. Eller belde de olabilir. Nasıl rahat ediyorsunuz? Çok iyi. İyice diz. Şurada da yandan göstereyim. Şu çaprazı görmek istiyorum. Diziniz burada çok fazla öne gitmesin. Topuk hep yerde. Güzel. Zorlandığınız noktada nefes verin lütfen. Adım aralıkları daha kısa veya daha uzun olabilir. Yeter ki kalçalarda ve basenlerde efekti hissedin. İki hareket gitti bile. Hala ayaktayım. Bu arada ben de yoruluyorum. Neden diyeceksiniz? 10 saniyeye de başlıyoruz. Reverse lunge yapacağız bu arada. Oh. Nefes nefes edeyim. Koronadan bana da yadigar. Önce hep bir taraf yapalım lütfen. Sol bacak geriye gitsin devamlı. Şuradan da Selin'in de sizin de daha yandan görebileceğiniz şekilde. Güzel. İyice adım geriye açıldı. 20 saniye bir bacak. 20 saniye diğer bacak yapacağız. Hop geriye. Ne kadar geriye adım, o kadar daha çok kalça efekti. Nasılsınız? Biliyorum, rutine dönmek zor. Ah. Ama başaracağız. Sakın bu sefer de arı kameranın önünden teğet geçti Selin, gördün mü? Fazla bile yaptık. Sıkıntı olmaz. Dördüncü harekete geçiyorum. Fast feed yapacağız. Sanki böyle olduğunuz yerde hazırlanıyormuşsunuz koşmaya gibi. Hadi bakalım. Adımlar. Böyle bıdı 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 gibi yapıyorsunuz. Süper. Süper. Hızlı. Daha hızlı. Sırt önemli. Koş. Süper. 20 saniye kaldı. Tempoyu düşürebilirsin. Senin antrenmanın. Daha yavaş veya daha hızlı. Tamamen sana kalmış. Ayakkabının içinden çorap çıktı senin. Koş. Hadi son 5 saniyeyi iyice hızlı ritimde yapalım. Ve dinlen. Durum bu. Yere yatıyoruz. Burpee roll up yapacağız. Yanlış yaptım. Şöyle yapalım. Evet.
Yattım. Eller geriye gitti ve hop yukarıya. Oturuyorum önce kalça. Artikülasyonla sırtı yere koydum. Eller geriye gitti. Hop. Ve geriye. Çok iyi. Geriye ve karınla kalktım. Hop kalça destek verdi. Burpee'nin daha başlangıç seviyesi diyelim. Aynen. Ve karşınızda bir sonraki hareket Russian Twist yapacağız. Gene aynı şekilde kalalım. Biraz böyle değişik kas gruplarını çalıştırıyorum ki bacağı genelde eklemek istiyorum. Çünkü büyük kas gruplarını çalıştırmak her zaman daha fazla kalori yaktırır. Evet. Hazırsak. Çok iyi. Tam dirseği döndür. Üst vücudum düz ama burada dönüş yapıyorum. Ve tekrar diğer tarafa. Ve burası hep küçük. Göbek deliğim sırtıma yapışmış gibi. Yan gövdeyi hisset. Kısa nefesler. Çok zorlanıyorsan ayaklar yukarıda. Koy yere. Dönüşlere odaklan. Bu yanlardaki ne diyorsunuz? Simit. Evet. Simitlere iyi gelen hareketlerdendir. Tabii ki beslenmeyle de desteklendiği sürece. Güzel. Ve dinlendim. Aralarda ben birkaç saniye fazla yapıyorum. Sakın siz de ben yapıyorum diye saniye doldu deyip bırakmayın. Leg raises yapacağız. Yattım geriye doğru. Belinde problem olanlar lütfen ellerini kalçalarının altına alsın. Bacaklar düz, baş yukarı kalkabilir. Geldim. Hop. Boyun ağrıyorsa, sıkıntısı varsa başı lütfen yere koyun. Ama bence yukarıda yapabilirsiniz. Bacaklar belinizin izin verdiği kadar yere insin. Yani sizin sınırınız burası da olabilir. Güzel. Hadi bakalım. İyi terletiyor. Güzel hareketler seçmişim. Aferin bana. Tak 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 istiyorum burada seni. Ve dinlendim. Dizleri çek. Ve öyle ayakları yere koy. Yani buradayken bir de lang diye kendinizi yere bırakmayın. Direkt bele yükleniyor kuvvet. Gerek yok. In and out plank yapacağız. Plank pozisyonunda olmanızı isteyeceğim. Şu tarafa doğru yapalım. Evet, uzun kol plank'teyim. Geldim ve hop içeriye geliyorum. Hop tekrar plank yerine geliyorum. Zıpla, 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 zıpla. Anladınız değil mi? Tempoyu size bıraktım. Benim bu arada bileğim biraz sakat, o yüzden tam parmaklarımı açarak plank'te duramıyorum. Buradayken düzelip çekerken kamburda kalabilirsiniz. Karnınız çalışsın. Benim için yeterli. Burada biraz kal. Düş dizlere. Ve kapan. Bir plank hareketiyle daha devam edeceğiz. Ondan sonra da bitime çok az kaldı. Cross Mountain Climber gelecek. Gene bilekler yerde. Ve başladım. Hop. Güzel. Burada biraz hızlı olmanızı isteyeceğim. Yani bu değil de daha çok çapraz diz, çapraz dirsek. Eğer bunda zorlanıyorsanız düz de olabilir. Hep yere bakın. Ve dinlendim. Son hareket. Ayaktayız. Jumping jack ile bitireceğim. Oh, biliyorum çok yoruldunuz ama bırakmayın. Harika bir antrenman oluyor. İyi kalori yakacaksınız. Hop ve başladım. Küçült karın, kontrol merkez orası. Çok iyi gidiyorsunuz. Bravo. 20 saniye sonra İlk tur
biter. Son 10. Son 4, 3, 2, 1 ve biter. Çok iyiydiniz. Ah, kendimi tebrik ediyorum çünkü inanın söylemedim size öncesinden ama ben de tedirgindim acaba antrenman çıkacak mı diye. Gene fena değiliz. Biraz soluklanayım, geliyorum. Neden HIIT yapmalıyız? Metabolizmayı hızlandırıyor, dayanıklılığımızı artırıyor, sağlıklı bir kalp ve kan dolaşımı sağlıyor. E tabii bir de kısa sürede fazla kalori yaktırmasını düşünürseniz bence son dönemlerde en çok seçilen antrenman olmasının sebepleri işte bunlar. Şimdi daha çok kalori harcatacağız deyince herkes böyle dikkat kesiliyor. Aynen öyle. Kalori yakımını destekleyen de 4 tane çünkü. Terçi parmağımı da alıyorsun senin, ondan 4 gibi gözüküyor. 3 tane temel faktör var. Birincisi boy kilo, yani vücut kitle indeksimiz. Eğer vücudumuzda ne kadar çok fazla kas kütlesi varsa bu kişilerin daha fazla yağ ve kalori yakımı yakması söz konusu. İkincisi yaş. Biliyorsunuz yaşlanıyoruz. Yaş aldıkça metabolizma ister istemez yavaşlıyor. O yüzden genç yaşta yaptığınız antrenmanlardan aldığınız verimle ilerleyen yaşlarda aldığınız verim aynı antrenmanı yapıyor olsanız bile yavaşlayan metabolizmadan dolayı fark edecektir. Üçüncüsü ise yoğunluk. Antrenmanınızın yoğunluğu ne kadar fazla, ne kadar yüksekse vücudunuzun oksijen ihtiyacı da daha fazla olacaktır. Daha çok oksijen kullanımı, daha çok yağ ve kalori yakımı demek. Kavuşmamız pek güzel oldu diyorum. İyi seneler diyorum. Mutlu, sağlıklı seneler diliyorum herkese. Bu güzel bilgilerle donatılan bu videoyu like'lamayı, yorum yapmayı ve artık lütfen olmadıysanız kanala da abone olmanızı bekliyorum. Ama kanala değil, kanala. Tamam mı? Konuşamıyorum ben gene. Hadi öpüyorum sizi, güzel pazarlar. Bay bay.